Başkalarının hayatının en güzel anları, yani sıradan hazırlanmış filmlerin harika fragmanları tarafından kuşatılıyoruz yalnızlık kalemizde. Onlar daha güzel, onlar daha popüler, onlar daha bakımlı. Onlar hep en lüks yerlere gidiyorlar, en güzel yemekleri yiyorlar. Onların çok geniş bir çevresi var. En popüler kişi bunlar. Hep davetteler. Senin halanın oğlunun düğünü olmasa göremeyeceğin, belki o zaman da göremeyeceğin kalabalıkların içindeler. Şehrin ileri gelenleri onlar da, geri gidenleri biz miyiz hep? Hepsi çok kültürlü. En popüler kitapları okuyorlar, en iyi şairlerden şiirler paylaşıyorlar. Düşünürlerden aforizmalar patlatıyorlar. Aramızda kalsın, hepsi çok güzel. Erkekler hep sporda. Kadınlar güzellik salonlarında. Fotoğraf çekerken üstlerinde öyle bir ışık patlaması var ki burunlar küçücük görünüyor, sanki yok. Her anlarını bizimle paylaşıyorlar. Tuvalette, yatak dışında her anlarında varız. Araba kullanırken onları izliyoruz. Kollarındaki saat, direksiyon simidindeki üzerindeki otomobil logosu. Mümkünse pahalı bir kahve zincirinin karton bardağıyla aynı karedeler. Kimi mesaj kaygılı, sanki bir film yıldızı ya da devlet başkanı gibi ciddi ciddi internet yayınında bayramlarımızı, cumamızı ciddi bir suratla kutluyorlar. O zaman olmak değil, görünmek önemli oluyor. Görünmeyen yok oluyor bu alemde. Uzayda kapladığın yer metreküp, kilogram ya da litre bazında değil, piksellerle, byte'larla ölçülüyoruz. Kameranın ardından görmediğin hayat hiçleşiyor. Sen de 40 yılda bir tatile gitsen anı yakalamak yerine geleceği kurgulamaya başlıyorsun. Gün batımına, denize, palmiyeye, objektifin arkasından bakmaya başlıyorsun. Daha sonra geviş getirmek üzere güzel dakikaları salamura ediyorsun. Sanal takipçilerine göre değerlendiriyorsun. Takipçin belli bir sayıda değilse raiç değerinden gitmiyorsun sanal pazarda. Böyle böyle kurgulanmış görüntülerin hükmettiği gerçek olmayan bir hayatımız oluyor. Bir bayram günü eşin masanın başında depresif bir şekilde önüne bakarken sen o gerçeği görmezden gelerek objektife bakarak hiç de objektif olmayan bir Mona Lisa gülümsemesi takınıyorsun iyi bayramlar derken Face sayfasındaki arkadaşlarına. Belki sen de farkındasın, gülümseyişin gerçek ve yeterli değil. O yüzden mesajının altına bir de gülen surat koyuyorsun, değil mi? Hayatımızın fragmanlarını paylaşıyoruz umutsuzca. En iyi anne baba biziz çünkü. En iyi, en romantik eş biziz. Elimize sevgi sözcüklerini birebir söylemek ne zamandır yeterli gelmiyor da bunu Facebook'tan paylaşıyoruz. O ne zamandır bize yine aynı sayfadan cevap veriyor. Üniversiteyi kazandığı için gurur duyduğumuz oğlumuz niçin Facebook'tan ilan ediliyor? Başka bir yerde bizi sallayıp cevap vermediğinden mi, yoksa eş dost görüp de altına yorum yapıp bizi tebrik etsin diye mi? Asıl amaç ne? Araç amaca mı dönüşmüş durumda? Yaşanmak, yaşamak sanki kanıtlanması gereken bir durummuş gibi. Keşke bir film gibi önemli anlarında yaşamın, değil mi, bir fon müziği çalsa, bir sonraki sahnenin ne olduğunu anlasak, gerilime mi hazırlanıyoruz, komediye mi? Ya da motive olsak gelecek bir savaşa, hep arkamızda bir fon müziği olsa. Kendi yaşamımızın seyircisi olsak da gerek duymasak bunca seyirci. Haykırmak istiyoruz, bakın buraya, ben varım, buradayım, yaşıyorum, ölmedim daha. Ama farkında değiliz, ne yaparsak yapalım, aptal bir kedi videosu kadar tık almıyor yaşamlarımız. Hepimizin bir tıklık canı var şurada.